yıl boyunca ölenleri uğurlarken en çok kullanılan bayrak. İşte Filistin bayrağı. Bu bayrak Filistinlilerin 20. yüzyılın başlarından itibaren ulusal kurtuluş simgesi haline gelmiştir. Bayrak dört renkten oluşur. Sağda siyah, beyaz ve yeşil şeritler, solda ise kırmızı renkli bir ikizkenar üçgen yer alır. Bayraktaki siyah renk, Hazreti Muhammed'in savaşlarda kullandığı ve Ukab adıyla bilinen bayrağı simgelemektedir. Beyaz ve yeşil renkler ise Arapların eskiden kullandığı iki simge renktir. Kırmızı ise Hazreti Muhammed'in soyundan gelen şeriflerin sancaklarda kullandığı geleneksel rengi temsil eder. Şu anda kullanılan bayrak, Haziran 1916'da Osmanlı Devleti'ne karşı İngilizlerin yardımıyla Şerif Hüseyin önderliğinde gerçekleştirilen Arap ayaklanmasının sembolü olarak tasarlanmıştır. Şerif Hüseyin bu ayaklanmaya katılmalarına rağmen Filistinlilere bu bayrağı kullanma yetkisi vermemiş, zira Filistin anlaşmalar sonucunda İngiltere'ye bırakılmıştır. ...1920 yılında başlayan ve 29 Kasım 1947'ye kadar süren İngiliz mandası döneminde kullanılan bayrakta, kırmızı zemin üzerinde sol üst köşede İngiliz bayrağı vardı ve ortada beyaz bir daire içinde İngilizce Filistin yazıyordu. İngilizlerin bu Filistin bayrağı sadece hükümetin manda kurumları tarafından kullanılmış, ancak Filistinliler tarafından tanınmamıştır. O dönemde bu bayrağa muhalefet edenler arasında dönemin Kudüs müftüsü Emin Hüseyin'i ve 30'lu yılların ortalarında öldürülen direniş önderlerinden İzzettin Kassam da yer alır. Arap ordularının girdikleri savaşları kaybetmelerinin sonucunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 29 Kasım 1947'de Filistin topraklarını Yahudiler ve Filistinliler arasında ikiye ayırma kararı aldı. Gazze şeridi ise idari olarak Mısır yönetimine ilhak edildi. Böylece resmi bayramlarda Gazze semalarına Mısır bayrakları çekilmeye başlandı. Filistin bayrakları ise yalnızca resmi olmayan törenlerde kullanılmaktaydı. Bu durum Temmuz 1952 devrimine kadar devam etti. Devrim sonrası Mısır ve Filistin bayrakları yan yana asılmaya başlandı. Ancak İsrail işgalinden sonra iki bayrak da kaldırıldı. ...1964 yılında Yaser Arafat ve Ahmet Şukayri liderliğinde Filistin Kurtuluş Örgütü kuruldu. Ve Filistin Ulusal Sözleşmesi'nin 27. maddesine göre örgütün bir bayrağı, yemini ve marşı olması kararı alındı. Eski Filistin bayrağı da ülkenin resmi bayrağı oldu. Marş ise Filistinli şair İbrahim Tavkan tarafından yazıldı. Ard arda gelen tüm İsrail hükümetleri, özellikle de son 20 yıl içerisinde gelenler, Filistinlilerin kimliğini yok etmeye çalıştı. Bilhassa 1. İntifada'dan yani 1988 yılından itibaren işgal altındaki Filistin kentlerinde bayrak kullanımını yasakladı. Bu süreçte Filistinli örgüt ve grupları temsil eden pek çok bayrak ortaya çıktı. Bu bayraklar düşmana karşı ortak bir mücadele simgesi olsa da zaman zaman ayrılıklara da neden oldu. Ancak bütün bu gruplar arasında Filistin bayrağının daima ayrı bir yeri oldu. ...2008 yılında Filistinliler bayraklarını ilk kez Batı Şeria'da kendileri için bir ilk olan bir spor olayında Faysal Hüseyin'in stadyumunun açılışı esnasında kullandı. Filistinli gençler de en kıymetlimiz olan vatan için en büyük bayrak sloganıyla 27 bin metrekarelik rekor büyüklükte bir Filistin bayrağı hazırladılar. Ve Gazze'ye düzenlenen son saldırılar, Arap halklarının yanı sıra diğer ulusların da Filistin'e duydukları sempatiyi ortaya çıkarmış ve kendi ülkelerinde Filistin bayrağını sallayarak bunu göstermişlerdir.
Bir renk, bir kumaş parçası ve esen rüzgar. Bir ülkenin semalarında dalgalanan sembol. İşte bu bir bayrağın hikayesi.